Binlerce yıllık tarihe sahip kadim bir coğrafya olan bugünkü İran toprakları, geçen süre zarfında birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Bugünkü İran coğrafyası Ahameniş, Part, Sasani, Emevi, Abbasi, Gazneli, Selçuklu, Moğol, Safevi ve Kaçer hanedanlığı görmüş ve tarihsel seyir içerisinde modern İran doğmuştur. Ev sahipliği yaptığı onlarca devletin geleneklerini de yapısına katan İran, Orta Doğu'da köklü devlet geleneğine sahip diyebileceğimiz az sayıdaki devletlerden biridir. Yüzyıllar içerisinde oluşan bu geleneğin en önemli unsurlarının başında ise dini anlayış ve yaşam biçimi yer almaktadır. Zira İran İslam Cumhuriyeti 1979 yılında gerçekleşen devrim sonucunda kurulmuş olsa da, İslamiyet'in kabulünden itibaren sosyal, siyasi, ekonomik tüm alanlarda din, mezhep ve ulema sınıfı İran için daima belirleyici etkiye sahip olmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen devrimde de yine din faktörü önemli rol oynayacak ve İran 1979 yılındaki devrim ile birlikte bambaşka bir yapıya dönüşecektir. Peki İran devrimi nasıl gerçekleşti? Devrime giden süreç nasıl gelişti ve devrimden sonra meydana gelen gelişmeler nelerdir? Gelin hep birlikte bu soruların yanıtlarını ararken sınır komşumuz İran'daki devrimin Türkiye'ye ve dünyadaki yankılarına değinelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Orta Doğu'nun önemli devletlerinden olan İran, coğrafi konumu sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yaparken aynı zamanda Türk tarihi içinde önemli bir yere sahip ola gelmiştir. Türklerin Anadolu ve Avrupa'ya geçişlerinde önemli bir kavşak noktasını oluşturan İran coğrafyası, Büyük Selçuklu Devleti'ne ev sahipliği yaparken Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinde adeta bir üst vazifesini görmüştü. Öncelikle Gaznelilere ev sahipliği yapan İran, daha sonra Harzemşah ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na, ardından da Timurlulara ev sahipliği yapmıştı. 16. yüzyılda Timurluların yıkılması üzerine 20. yüzyıla kadar Safevi, Afşar, Zend ve Kaçar hanedanlığınca yönetilen İran toprakları 1921 yılında İngilizlerin desteğiyle Rıza Şah tarafından gerçekleştirilen bir darbe ile diktatörlükle yönetilmeye başlanmış ve böylece bu topraklardaki Türk hakimiyeti son bulmuştu. İngilizlerin himayesi altında İran'daki birçok sosyalist, milliyetçi ve etnik hareketi bastırmayı başaran Rıza Şah, 1925 yılında Kaçar hanedanlığını devre dışı bırakarak kendi Pehlevi hanedanlığını kurmuştu. Kısa sürede Azerbaycan, Huzistan ve Luristan gibi büyük bölgelerin yarı özel konumunu ortadan kaldırarak tüm yetkileri Tahran'da merkezileştirmiş, aynı zamanda Farsça olmayan dillerin kullanımını da yasaklamış ve bu yasakları kendi aşırı milliyetçi ideolojisi doğrultusunda tüm ülkede uygulamaya başlamıştı. Yönetimi merkezileştirmek doğrultusunda Farsçayı tek yasal dil olarak tanıyan Rıza Şah, diğer milliyetlere ait dillere yasak koymuş, Kürtçe, Lurice ve yabancı olmayan Hint-Avrupa dilleri olmayan Türkçe ve Arapça gibi dilleri de Farsçanın bozuk lehçeleri olarak baskı altında tutmuştu. Fars olmayan topluluklar böylece kendi yerli kültürlerini, dillerini, tarihlerini ve günlük yaşam biçimlerini söküp atmaya mecbur edildiler. Rıza Şah, sanayileşmeyi, demiryolu taşımacılığını ve yapımını başlatıp İran'da yüksek öğretimin temelini atmış, Rusya ve Birleşik Krallık arasında bir denge politikası yürütmüş, ancak 2. Dünya Savaşı başlayınca Almanya ile yakınlaşması Britanya ve Rusya'yı alarma geçirmişti. Birleşik Krallık ve Sovyet Rusya 1941'de 2. Dünya Savaşı boyunca İran demiryollarından yararlanmak amacıyla İran'ı işgal etmiş ve böylece İran toprakları ikiye bölünmek zorunda kalmıştı. İşgalin ardından müttefik güçleri Rıza Şah'ın ülkedeki Alman görevlilerinin sınır dışı edilmesi yönündeki isteklerini kabul etmesi üzerine Şah, oğlu olan Muhammed Rıza Pehlevi lehine tahttan feragat etmeye zorlanmış, ülkeden uzaklaştırılmasının ardından esas olarak işgal güçlerinin denetiminde olmak kaydıyla Muhammed Rıza Pehlevi iktidarı başlamış olmuştu. Babasının zorla görevden uzaklaştırılmasının ardından İran'ın başına geçen Muhammed Rıza Pehlevi, babası Rıza Şah dönemine göre nispeten demokratik bazı açılımlar sağlama yoluna gitmişti. Bu doğrultuda siyasi tutuklular özgür bırakılmış, basına yönelik sansür kaldırılmış, siyasal ve toplumsal örgütlenmelere izin verilmişti. Muhammed Rıza Pehlevi'nin sağladığı bu özgürlük ortamında artık sesini duyurma olanağı bulan çeşitli toplumsal ve siyasal muhalefet hareketleri bu özgürlük ortamından yararlanarak reform taleplerini yükseltmeye başlamışlardı. Daha sonraki yıllarda ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını büyük ölçüde etkileyecek olan Marksist kökenli TUDEH yani Kitle Partisi de bu ortamda 1941 yılında kurulmuş ve işçi yasası, toprak reformu, kadın hakları gibi geniş toplumsal tabanı kucaklayan talepleriyle önemli destek bulmuştu. Birleşik Krallık, Sovyet Rusya ve ABD'nin çıkar mücadelesine sahne olan İran'ın 1942'de imzalanan anlaşmanın ve 1943'te yapılan Tahran Konferansı'nın ardından bu üç devlet tarafından yeniden inşa edilmesine karar verilmişti.
Fakat Sovyet Rusya bu anlaşmaya uymayarak denetimi altındaki bölgede sosyalist nitelikli 1945'te Azeri Azerbaycan Milli Hükümeti, 1946'da Kürt Mahabat Cumhuriyeti olmak üzere iki özel devlet kurdurmuştu. İşgal ettiği bölgeleri de 1945 yılında İran'ın kuzey petrol yataklarını işletme konusunda imtiyazlı bir anlaşma imzaladıktan bir ay sonra boşaltmıştı. Sovyet Rusya işgalinin sona ermesinden hemen sonra İran bu iki özel cumhuriyetin varlığına güç kullanarak son vermiş, Sovyet Rusya'ya verilen imtiyaz da ülke içindeki milliyetçilerin ve Birleşik Krallığın baskısıyla 1947 yılında geçersiz sayılmıştı. Fakat tüm bu gelişmeler ülke içindeki milliyetçi muhalefeti güçlendirmişti. Giderek etkinliğini artıran ulusal cephe, 1951'de halkın büyük çoğunluğunun da talebi olan petrolün ulusallaştırılması kararının mecliste kabul edilmesini sağlamış, bu karara karşı çıkan Başbakan Razmara'nın öldürülmesinin ardından çıkan ayaklanmadan sonra Şah, ulusal cephenin lideri Muhammed Musaddık'ı başbakanlığa getirmek zorunda kalmıştı. Batı'da eğitim görmüş, bağımsızlıktan ve ulusal egemenlikten yana olan bir milliyetçiliği savunan Musaddık'ın ilk işi, petrolün ulusallaştırılması yönündeki kararı onaylamak olmuştu. Bu karar Musaddık'ın bağımsızlıkçı politikası, Birleşik Krallık ve ABD'nin tepkisini çekmekteydi. Fakat bir süre sonra başta Musaddık'a destek veren ulema, Muhammed Musaddık'ın Sovyetlerle yakınlaşmasından kaygılanarak hükümete verdikleri desteği geri çekmiş ve ulusal cephenin dağılmasına neden olmuşlardı. Tudeh Partisi ise Musaddık'ı desteklemeye devam etmekteydi. Bu durumdan rahatsız olan ordu içindeki bir grup, CIA'nin de desteğiyle bir darbe düzenlerken, öte yandan 1953 yılında Muhammed Rıza Pehlevi Musaddık'ı görevden almaya çalışmış, fakat çıkan isyanın ardından bu girişim başarısız olurken Şah ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak İran'daki emellerinden vazgeçmeyen emperyalist devletler harekete geçmeye başlamıştı. İngilizler ABD'yi Musaddık'ı devirmek için hazırlanan bir plana dahil olmaya davet etmiş ve 1953'te Başkan Dwight Eisenhower'ın Ajax operasyonunun yapılmasını onaylamasıyla gerçekleştirilen operasyonda Musaddık 19 Ağustos 1953'te tutuklanmış, Şah ise kaçmış olduğu Roma'dan dönerek tekrar görevini devralmıştı. Ayrıca Başbakan Musaddık'ın devrilmesinin ardından İran petrollerinin işletilmesi için %50 hakkı İran'da olmak üzere çok uluslu bir konsorsiyum oluşturulmuş, İran halkının petrolü emperyalist devletlere adeta peşkeş çekilirken halk ise sömürülmeye devam ediyordu. İran tam bir kaosun içinde debelenirken tabandan iktidara karşı alttan alta bir tepki yükselmeye başlamış ve bu tepkiler ülkeyi geri dönülemez bir çıkmaza doğru sürüklemeye başlamıştı. Operasyon Ajax'tan sonra Muhammed Rıza Pehlevi'nin yönetimi giderek otokratikleşmeye başlamıştı. ABD'nin de desteğiyle Şah, İran'ın altyapısını modernleştirirken kendisine muhalif bütün siyasi oluşumları istihbarat örgütü olan SAVAK aracılığıyla eziyordu. 1953'te yaşanan olaylar İran'ın siyasal ve toplumsal yaşamı için bir dönüm noktası sayılabilir. Musaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan süreçte bölünen yalnızca uygar milliyetçi güçler olmamış, Tudeh'te de kırılmalar yaşanmıştı. Partiden kopan gençlik örgütünden silahlı mücadeleye başlayan halkın fedaileri ve halkın mücahitleri örgütleri doğmuş, bu örgütlerin de içinde yer aldığı İran Sol Hareketi 1960'lı yıllarda kitlesel etkinlik gösterse de Sol Hareketin giderek kitle hareketinden silahlı mücadeleye kaymasıyla toplumsal tabandaki etkisini yitirmiş oldu. Musaddık'ın iktidara gelmesinde de önemli rol oynayan işçi hareketi ise etkinliğini kaybetse de etkisini İran devrimine kadar sürdürmeye devam edecek, hatta devrimi başlatan rafineri ve petrol işçilerinin grevi olacaktı. Musaddık iktidarının sonundan İslam devrimine uzanan süreçte büyük önem taşıyan gelişmelerden biri Şah'ın 1962 yılında gündeme getirdiği Ak Devrim adını verdiği reform paketi olmuştu. Ülkede siyasi iktidarı sağlayan Muhammed Rıza Pehlevi, petrol gelirinin de yardımıyla sosyoekonomik yapıyı sarsıcı biçimde değiştirmekteydi. Bir yandan istihdam artıp ücretler yükselirken sanayi toplumuna hızlı geçişin sancıları çok güçlü bir şekilde kendini hissettiriyordu. Köylerinden ayrılan milyonlarca topraksız köylü şehirlerin etrafındaki gecekondu bölgelerinde toplanmaktaydı. Bir yandan yeni üretim biçimlerine bağlı olarak ortaya çıkan bir sanayi burjuvazisi giderek zenginleşirken, öte yandan yoksul, işsiz ve umutsuz, ekonomik olduğu kadar siyasi olarak da dışlanmış milyonlarca büyük kentlerinin dışında öfkeli bir muhalefetin koşullarını oluşturuyordu. 1953'ün şaşkınlığıyla bölünüp gücünü yitiren sol, bu kitlelerle ilişki kuramazken sol hareketin yerini ise ulema sınıfı almaya başlayacaktı. Şah'ın modern kapitalizm yolunda ilerlemek için yürürlüğe koymaya çalıştığı reform ise çarşı ya da bazargan adı verilen ve geleneksel olarak İran'ın siyasal toplumsal yaşamında büyük önem taşıyan küçük ve orta sınıf esnafın toprak sahiplerinin ve ulemanın tepkisini çekmişti. Toprak reformu, seçim reformu ve kadınlara oy hakkının tanınması, devlet işletmelerinin hisselerinin belirli oranda satılması gibi düzenlemeleri içeren Ak Devrim, böylelikle tarıma dayalı ekonomiyi devre dışı bırakıp toprak sahiplerini sanayi yatırımlarına yönelterek sağlam bir kapitalist ekonomik yapı kurmayı hedefliyordu. Ayrıca Şah'ın ulus inşa süreci için bir engel olarak gördüğü çarşı da bu şekilde tasfiye edilebilecekti. Yine bu hedef doğrultusunda eğitim, sağlık gibi alanlarda çeşitli düzenlemeler öngörülmekteydi.
Bunun dış politikadaki yansımaları da İran'ın giderek bölgede ABD'nin jandarması rolüne soyulması şeklinde gerçekleşmişti. 1970'lerde petrol fiyatlarının aşırı artmasıyla bir yandan içerideki modernleşme hamlesini ve bir sanayi atılımını finanse eden İran, bir yandan da satın aldığı gelişmiş silahlarla askeri güç haline gelerek Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını fiilen pekiştiriyordu. Söz konusu reformların tehdit ettiği sınıflar ve kadınların oy hakkı başta olmak üzere bazı yeniliklere karşı çıkan ulemanın kurduğu ittifak, mutsuz yoksul kitlelerin öfkesiyle birleşerek devrime ulaşan süreçte geri dönülmesi zor bir dönemecinin aşılmasına neden oldu. Seçim reformuna ulemanın tepki göstermesiyle başlayan olaylar sonucunda pek çok kişi ölmüştü. Bu olaylar sırasında 1970 devriminin manevi önderi haline gelecek din adamı Ayetullah Hümeyni de siyasal bir önder olarak sivrilmekteydi. Hümeyni olaylardan sorumlu olarak tutuklanmış, 18 ay hapse tutulmuştu. 1964'te bırakılmasının ardından Hümeyni, ABD hükümetini açıkça eleştirmeye başlamıştı. Şah, General Hasan Pahlavi'nin yönlendirmesiyle Hümeyni'yi sürgüne yollamıştı. Hümeyni önce Türkiye'ye, sonra Irak'a, en sonunda ise Fransa'ya sürgün edilmişti. Gerek Şah yönetiminin baskıcı politikaları, gerekse de alınan ekonomik kararlar neticesinde oluşan büyük yoksulluk, İran'da 1953'ten beri devam eden tepkilerin gücünü günden güne arttırmaktaydı. Ocak 1978'de grevlerle başlayan halk hareketleri, daha sonra kitlesel gösterilere dönüşmüş ve ekonomiyi adeta felç etmişti. Grevler ve gösterilere artık daha fazla dayanamayan Muhammed Rıza Pehlevi, çareyi katmakta bulmuş ve 16 Ocak 1979 tarihinde ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Muhammed Rıza Pehlevi'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Fransa'da bulunan Ayetullah Hümeyni ise büyük bir gövde gösterisiyle 1 Şubat 1979 tarihinde ülkeye geri dönmüştü. Silahlı göstericilerin sokak savaşlarında Şah'a bağlı silahlı gruplara üstünlük taslaması üzerine İran ordusu da tarafsızlığını ilan etmek zorunda kalmış ve böylece İran'daki Şah yönetimi hem fiilen hem de hukuken çökmüş oldu. 1 Nisan 1979'da resmen İran İslam Cumhuriyeti ilan edilirken, Aralık 1979'da da ülke teokratik bir anayasayı ve Hümeyni'nin ülkenin dini lideri olmasını onaylamasıyla Orta Doğu'nun kaderini temelden değiştirecek devrim böylece ulema sınıfının büyük bir zaferiyle sonuçlanmış oldu. Devrimin hızı ve gerçekleşmesi dünyada birçok kişide şaşkınlık yaratmıştı. Çünkü ciddi olarak ne askeri bir karşı koyuş, ne mali bir kriz, ne de karşı bir ayaklanma yaşanmıştı. Hem milliyetçi hem de Marksist muhalif gruplar İslami gelenekçilerle birlikte Şah'a karşı mücadele etmelerine rağmen on binlercesi Ayetullah Hümeyni yönetiminde İslam Cumhuriyeti ile sonuçlanan devrim sonrasında İslam rejimi tarafından idam edilmişti. Devrim klasik bir biçimde evlatlarını yemeye başlamıştı. Zira 2000 yılında Ayetullah Montazeri yani Hümeyni'nin sağ kolu yayınladığı hatıralar kitabında 1988 yılında 30 bin siyasi tutuklunun Hümeyni'nin emriyle idam edildiğini yazmıştı. Peki İran devrimi sonrası dış politika yaklaşımları nasıl olmuştu? İran iki kutuplu düzenin dışında bir dış politika söylemi besliyor ve bunu devrimci bir bakış açısına sığdırmaya çalışıyordu. Sonraki dönemlerde her ne kadar bu söylemde kalmak istediyse de dış politikası günümüze kadar değişimlere uğrayıp farklı bir yöne doğru evrilmeye başlamıştı. İran devrimi etkisi itibariyle yalnızca İran topraklarıyla sınırlı kalmamış, Irak, Suriye ve Lübnan gibi devletleri de derinden etkilemiş, devrimin ideolojik fikirleri bu devletlerde yönetime bile etki etmeye başlamıştı. İran devrimi ABD'nin bölgedeki uydu devleti konumundaki Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletleri tedirgin etmekle kalmamış ve bölgede büyük silahlanma yarışını da başlatmıştı. Devrimin Suudi Arabistan üzerindeki en büyük etkisi ise Yemen'deki Husilerle günümüzde de devam eden savaş olmuştur. Muhammed Rıza Pehlevi döneminde ABD'nin Orta Doğu'daki jandarmalığını üstlenen İran, devrimden sonra ABD'nin Orta Doğu'daki planlarını alt üst ederken, ABD ise Orta Doğu toprakları üzerindeki politikalarını değiştirmek zorunda kalmış ve İran güvenlik açısından ABD ve İsrail'in en büyük düşmanlarından biri olmuştur. Ayrıca bu dönemde İran'da bulunan ABD'li diplomatların İranlı öğrenciler tarafından rehin alınması, ABD'de büyük bir infialin uyanmasına neden olmuş, İran'ın diplomatlara karşı şahı istemesi, iki ülke arasındaki gerginliği had safhaya çıkarmıştı. ABD rehineleri kurtarmak için Kartal Pençesi Operasyonu harekatı düzenlemiş ancak başarısız olmuştu. Muhammed Rıza Pehlevi'nin ölmesi üzerine İran rehineleri serbest bırakmış ve gerginlik böylece bir nebze de olsa dinmişti. Ancak ABD bölgedeki emellerinden vazgeçmeyecek ve yeni bir planını devreye koyacaktı. İran'ı kaybeden ABD, Irak lideri Saddam Hüseyin aracılığıyla hem devrimi bastırmak hem de devrim ideolojisinin Orta Doğu topraklarında büyüyüp gelişmesini önlemek istemişti.
22 Eylül 1980 tarihinde Saddam Hüseyin'in emriyle ileri harekata başlayan Irak ordusu ilk zamanlarda önemli avantajlar elde etmiş olsa da daha sonra toparlanan İran ordusu kaybettiği yerleri hızlı bir şekilde geri almış ancak Irak ordusunun direnişi nedeniyle fazla ilerleme kaydedememişti. 1980 ve 1988 yılları arasında yaklaşık 8 yıl süren savaş neticesinde her iki taraf da istediğini alamamış ve savaş 1988 yılında kendiliğinden sona ererken devletler arasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştı. İki taraf açısından her ne kadar savaşın kazananı yokmuş gibi görünse de aslında iç politikada savaştan İran'daki yeni rejimin daha karlı çıktığı söylenebilir. Hümeyni rejimi savaş sayesinde kendisine muhalif kesimi ya savaşta ön cepheye sürerek ya da bizzat infaz ederek tasfiye etme fırsatı bulmuştu. İran'ın sınır komşusu olan Türkiye ise devrime ilk olarak iktidarlı yaklaşmayı uygun görmüş, hatta Muhammed Rıza Pehlevi'nin yıkılmasını ilk etapta dolaylı olsa da olumlu karşılamıştı. Zira Muhammed Rıza Pehlevi hem askeri hem de politik olarak bölgedeki etkinliğini arttırmaya başlamış ve bu durum Türkiye'yi endişelendirmeye başlamıştı. Devrim nedeniyle yaşanan iç karışıklık ve savaşlar İran'ın askeri gücünü büyük ölçüde törpülerken, uygulanan askeri ve ekonomik ambargolarda Türkiye'nin en büyük rakibi olan İran'ın etkinliğini büyük ölçüde kırmıştı. Bu sayede de Türkiye bölgede askeri ve siyasi açıdan en büyük güç olarak kalmaya devam etmişti. Ancak her ne kadar ilk etapta İran devrimi Türkiye açısından olumlu görülmüşse de sonraki yıllarda Türkiye'de artan irticai faaliyetler ve PKK terörünün İran'ı üs olarak kullanması Türkiye'yi oldukça zorlayan konuların başında gelmişti. İran devrimi her ne kadar 1979 yılında gerçekleşmiş olsa da gerek ideolojik olarak gerekse de bölgede faaliyet gösteren çeşitli askeri örgütler aracılığıyla Orta Doğu bölgesindeki etkinliğini sürdürmeye devam etmiştir. İran devrimi ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve düşüncelerinizi hem videonun altındaki yorum kısmına hem de kanalımızdaki topluluk sekmesine yazarak belirtebilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.